lazım. Bugün haberi görünce aklıma geldi. Türkiye'nin bir dönemini nin Cumhurbaşkanıydı. Yani eee Abdullah Gül'den önceki diyelim. Cumhurbaşkanıydı. E, 10. Cumhurbaşkanı eee Ahmet Necdet Sezer. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etmiş. Bu fotoğrafta işte yayınlanmış. Ahmet Necdet Sezer işte ne bileyim çeşitli böyle aman para harcanmasın aman oğlumun düğününü bile yaparken işte şu elektriği şey kısayım da şu parasını şöyle yapayım aman elimi devletin cebine atmayayım işte aman pazara kendim gideyim falan aa o hoş ne güzel bak aa ne kadar normal bir cumhurbaşkanı bunları hep açıklarda da kardeşim e, Türkiye'nin bir dönem cumhurbaşkanlığını yaptınız siz cumhurbaşkanlığınız bitti Hani sanki emanetçi gibi arı ve dertçi sen sağ ben selamet. Daha bu ülke ile ilgili hiçbir fikriniz, on düşmanlığınız yok mu sizin? Bu kadar mı korkaksınız? Yok mu bir fikriniz bu konuyla ilgili? Yani siz ki hukuktan anlıyorsunuz çünkü anayasayı atmıştınız <laughs> e, zannediyorum Bülent Ecevit'e ya da Hüsamettin Özkan'ın kafasına e, hani ki anayasayı iyi tanıyorsunuz siz ki bunun yüzünden 2001 krizi yaşamıştık derinliğine. Gerçi o zaman da Hüsamettin Özkan'ın Ecevit'i inanılmaz bir kışkırtmasıyla buna sebep olunmuştu. Neyse ayrı bir hikaye. O vesile anayasayı iyi tanıyorsunuz. Ya bu dönemde hiçbir söyleyeceği olmaz mı ya bir cumhurbaşkanının? Hiç mi olmaz? Eminim Ankara gazetecileri soruyordur arkadaşlar aman soran var mı ki demeyin. Hiç mi olmaz ya hiç mi bu kadar kendini sorumlu hissetmiyor. Bakın bu konularda en çok Demirel'i takdir ediyorum. Fikirlerini be derdim. Fikirlerini beğenirsiniz beğenmezsiniz ama ölene kadar siyasetle ilgili bir fikri vardı. Belki de siyasetten geldiği içindir. Ama ne fark eder siz 7 sene bu ülkenin cumhurbaşkanlığını yaptınız. Yani illa siyasi bir şey söylemeniz gerekmiyor ki zaten daha da iyi olur hatta. Du ya da ne diyeyim artık ata alan Üsküdar'a tur bindirmiş. Yani Üsküdar'a geçmiş değil. Hiçbir fikri olmaz ya bir insanın. Bu doğru değil. Ben bu ülkenin işte 10. Cumhurbaşkanıydım. Bunlar doğru şeyler değil veya bunlar doğru neyse ne illa birilerine karşı gelsin falan muhalefet etsin muhalefet liderliği yapsın demiyorum ama o kadar dönemeççi geçtik o kadar kriz yaşandı bu ülkede ya bu ülkede şey mühürsüz oy pusulaları meselesi yaşandı. 101 tartışması çok yaşanmadı. Yani birkaç kişinin dışında biz bir de birkaç kişi gündeme getirmesinin dışında Kemal Kılıçdaroğlu bile kendi aday olduğu halde gündeme getirmedi. Düşünün o kadar gerçek bir adaydı. bunu bile söylemedi ya çıkıp. Hayır arkadaşlar 101'e göre bilmem ne bilmem ne bile dahi demedi ya. Hani ben şey demiyorum, fikri esastır demiyorum. Ama mesela Demirel ölene kadar fikrini söyledi. Ya ben hiç unutmuyorum New York'ta o zaman işte NTV'nin New York temsilcisiyken Demirel'le röportaj yapıyordum. Ya daha ilk sorun muydu, ikinci sorun muydu hatırlamıyorum. Orada bir üniversiteye... Kolombiya'ydı galiba konuşmacı olarak gelmişti. Bu kadar da aktif bir ağı da vardı. Ondan sonra ben şey demiştim o zaman. Ya sizce Amerika'nın bir PKK ile ilgili bir şeyi var mı? bir görüşü var mı? İşte Kürt meselesiyle ilgili bir görüşü var mı falan veya bir politikası var mı falan. Demirel takır 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 cevaplamıştı hatta o zaman gündem olmuştu bunlar. Yani biz ne kadar vasıfsız insanlar tarafından yönetilmişiz ya. ya kusura bakmayın yani bu umarım bir şey değildir yine. Ben bu sefer adliye canlı. <laughs> Oranın ya da adliyenin yanında artık taşınırım ofis falan Allah korusun da. Biz ne kadar, ne kadar, ne kadar arkadaşlar. Bu olaylar Türkiye'de geçiyor ne yazık ki ama başka şeyler de var onlar da.